Bir daha yaklaşırsa. Ivan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen itemları alıyorum. Kalista oynayacağım bu sefer. Karşıda deli gibi bir AD çoğunluğu var. Sanıyorum belki bir ihtimal bu Kayle'da şey deneyebilir. AD deneyebilir. Denemese bile zaten yeterince AD var karşıda. O yüzden ayakkabıları çok büyük ihtimalle Ninja tabi alacağım. Atak hızına çok önem veren, atak hızının çok önemli olduğu bir şampiyon Kalista ama hani yine de durum itibariyle çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Şu yerleri bir ayarlayalım. Aynen gelin ben seni öldürürüm. Bunun aynısını bir oyunda daha yaptım ben. Sanıyorum bu ikinci Kalista videom benim. İlkinde oyunun ortada dakika 5 mi 6 mı ne adamın sportumu öldürdüm. Adam öldü kalktı, rakip bir daha öldürdü adamı falan. Neyse. Şimdi bir daha en azından düzgün yerde öldürmüş olduk. E ile başlıyorum. Ondan sonra bir ihtimal W'ye verebilirim, Q'ye verebilirim. Çünkü W aynı adama vurursak daha fazla vurabiliyorum ben. Onu belki kullanma açısından ona verebilirim. Şimdi şunları bir ayarlayalım. Bu böyle, bu böyle. Bu jungle, bunun böyle geleceğini tahmin ediyorum. Karşıya da Vayne tapa gidecektir. Ama emin değilim. Umuyorum Fiora bir yere kadar dayanabilir. Ondan sonra 6 level civarı zaten Fiora çok daha güçlü olacak. 11, 12, 13, 14'ten sonra biraz da oynayışa bağlı. Karşıda da 3 tane heal var bu durumda. Tamam bunları attım. Rune sayfasını göstereyim arkadaşlar. Son zamanlarda çok fazla kasılıyor bu. Özellikle late'de çok fazla işe yarıyor. İlk 3 saniyede böyle herkes 3'er 5'er tane şu mızraktan yerleştirdiğiniz anda ortalık yalan oluyor. O 1 saniyelik geç çıkma bana 2 tane minyon kaybettirdi ya. Bir de bütün hasarı yedim. Hem de 3 tane minyondan olmuş oldum burada. Benim range'im mi bu kadar hasar yememe neden oldu yoksa benim beceriksizliğim mi? İyi güzel. Vallahi erken patlattım dedim orada beklenmedik bir hasar çıkmasın. Flash'ımı, şuyum buyum her şeyimi attım. İyi güzel. En azından 2 tane kill aldık orada. Allah'ım E'ye basınca atak iptal oldu ya. Şuradan bir tıkır alır mıyız? Alırız herhalde. Düz buraya vurursak. 180 gold. Ondan sonra ben base'e döneceğim. Lan manam yok. Allah'ım manam yok. Şaka gibi. Ay. Hiç Kalista'da mananız olmadığı için adamı alamadığınız düşüncesi ve itelim o zaman. Ay. Bu oyun inanılmaz kötüyüm ya. Normalde minyonlarım bu kadar kötü değildir ama şu an oy 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 çok 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 kötü. Bir tane şundan alayım. Ayakkabıyı bitirebilirdim aslında. Çok fazla mantıklı olmazdı şu an bunun karşısında ama işte görmemişiz Kayle'ı. İlk item olarak şuna gideceğim. Karşıda canlı çok fazla adam yok. Aslında ona gitmeye de bilirdim ama. Ama benim olayım tamamıyla bu olduğu için mecburen kasacağız. Arabayı öldürmeseler ya.
Geçebilir miyim? Bir kaza kurşununa kurban gitmezse alacağım arabayı. Aynen aldım. Tamam. Sonra AFK mı bilmiyorum. Tamam, bundan sonra düzgün canımı toplarım. W'ye bir kez veriyorum şu anda. Norm geç bile kaldım hatta. Tamam. Güzel, 32-17 şu anda. Bir tane daha buradan alırız. Shutdown geldi. Aynen. AFK olabilir bu adam ya. AFK olabilir değil, AFK herhalde zaten. Olabilirden sonra bir de herhalde dedim. Sonra bir de zaten dedim. Orada yanlış mı oynadı, bir şey mi oynadı bilmiyorum. Ona kızmış olabilir adam. Arabayı alamadım herhalde. Araba lanetim devam ediyor. Şuraya bir W atalım, en azından görelim. Oyunu bırakacaklar. 15'te falan biter diye tahmin ediyorum ve ümit ediyorum. Şu minyonları da alalım. Alırız kanka, sen bilirsin. Kanka öleceğiz. Çok korkmaya gerek yok. 6 olmak üzereyim. Ben seni kurtarırım. Şuraya sadece bir tane totem atacağım ben. Bu kuleyi alabildiğimiz kadar alalım. Ondaki mızraklar bitmiş. Altı olmak üzereyim ben de. %82 kaldı. Burada adam yok. Ona dikkat. Siz niye patlamadınız? Çok range'in dışında kaldı herhalde. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Yani aslında... Soraka şey olmasa belki daha bile fazla kill alabilirdik. Adam AFK kalınca karşı adam çok fazla geride oynamak zorunda kaldı. Kule altında oynamak zorunda kaldı. Yani o biraz üzücü oldu. Şuradan bir tıkır daha. Tamam, orada kuleyi zorlamanın anlamı yok. Şu anda ilk item'ı alalım. Ayakkabıyı şu anda çok fazla şey yapıyorlar diye belki hızdan yanı kullanabilirim ya da kullanmayabilirim. Öncelikle bir şunu ya da bitireyim ya direkt ayakkabıyı. Şunları da aldım, hadi gidiyoruz. Çünkü ayakkabı önemli. Ayakkabıyı bitirmek istiyorum. Bundan dolayı değil de ayakkabı olduğundan dolayı önemli. Çünkü ayakkabınız ne kadar hızlıysa o kadar hızlı zıplayabiliyorsunuz. O kadar uzağa zıplayabiliyorsunuz aynı şekilde sanıyorum. Yukarıda yalan ediyor adam. Minyon da ezilse de range'li şampiyona karşı oynadığı için skor da gayet iyi. Araba, lanet olsun sana araba ya. ...73-38, dakika 9 olarak 73 iyi mi? Yani çok süper sayılmaz ama kötü de sayılmaz. Tabi bu biraz baskı olmadan minyon yapabilmeme de... yani o sebepten dolayı da minyonum böyle.
Tuttursan zaten çok süper olmazdı. Önce şunu alalım. Bir daha yaklaşırsa. Yani hiç zorlamak istemedim. Zaten lane'de şeyiz yani. Nasıl diyeyim? 2v1'iz. Orada arkadan gelebilecek birinin de olduğunu düşünmedim. O yüzden direkt flash'ımı falan attım. Flash ulti yapalım diye. Adamın beni takip ediyor olması tabii iyiydi. Tamam, biraz ejderhaya yardım edelim. Ondan sonra mid'e doğru gidebiliriz. Sonra ben bir base atarım, itemlarımı alırım. Şu bitecek, 1800-700 gold lazım. Kalista zaten normalde biliyorsunuzdur, özellikle şampiyona videoları izlerseniz. Kalista'nın alınmasının sebebi birincisi bir tane support'u koruyor olabilmesi. İkincisi takım savaşı başlatabiliyor olması ve kadim ejderhadır, barondur, şudur, budur, artık ne varsa aklınızda. O tarz şeylere... O tarz şeyleri çok hızlı alabiliyor olması. Hızlıdan kasıt fazla hasar bırakabiliyorsunuz. Bu Cho'Gath'ta var. Bir de Kalista'da böyle bir mekanik var. Çok fazla vuruyor. Çarptan fazla vuran iki tane şampiyon yani. Sanıyorum yeterince hızlı vurursanız, yeterince fazla hasarınız varsa şey daha fazla bile vuruyor olabilir. Çok büyük ihtimalle de öyledir zaten. Biraz tıkırları almaya devam edelim. Çekebileydi orada, iyiydi de. Heal'ım var benim. Ultimin de gelmesine var da. ...20 saniye. Tamam, hiç zorlamanın anlamı yok. Gidelim paramızı harcayalım, ondan sonra geri gelelim. Her ne kadar hasarları inanılmaz yüksek olmasa da kombosunu yaptığı anda o kadar canı vururdu. Şu bitti. Güzel. Bir tane şu. 9 level olmadığım için bunu geliştiremiyorum. Soraka'nın AFK kalması gerçekten yani beni biraz üzdü. Çok daha, biraz daha çekişmeli olurdu. Muhtemelen 15-20 civarı bitecektir bu oyun. Şu anda kanatlardan itiyoruz. Görevleri alıyoruz. Şunu falan da alsa aslında, çok fazla bir rekabet yok. Aynen, o da adam da AD kasıyormuş. Yani bari şeyleri görerek, gerçi bizi göremez, bu normal oyun. Aslında girse... Aha, orada olay... Bana bir şey kalmadı. Şu kuleyi alsak da bir rahatlasak. Elim R'de bekliyordum bu adam hasar yer mi diye de, şu anda bir nüklenirse mesela onun yesi ölebilirdi. Fazla zorluyor. Şunu alalım artık ya. Kyle geliyor. Çok uzaksın be kanka. Heal'a basamadım. Çok uzaktı. Ulti atamadım ya şeye, bizim Thresh'e. Flash'la kaçtı. Bana doğru kaçsaydı. Onun onu yapması... Yani bize 2 kile mal oldu. Bu adam yine geldi. Az canıma şey attı. Tek attı. Kaç gold verdim? 450 gold vermişim.
İkinci item olarak şunu kasmak çok daha mantıklı sanki. Zaten 1200 alacağım, ondan sonrasını düşünürüz ama şu ikisi arasında gidip geliyorum. Beni tekleyecek adam şu var sadece. Diğerleri baya baya kapışmalı. O yüzden çok daha mantıklı olacaktır hani. Şunu da almadım zaten base'den çıkarken. Bir kill daha verdi. Ha, oradan çıkışı yok bu adamın. Tuhaf. Bunu da kullanırsa oradan açarız ya. Burayı açma tabi. Önce al o play'i, ondan sonra. Tamam, şu an gayet de hızlıyım. Thresh yine çok uzaktı benden ya. Bu sefer görmedim bile şey olduğunu. Dikkat kanka, ölme orada. Ay. Kırkcan. Ben bir ejderha deneyebilirim boşluk bulursam. Gerçekten zorluyor. Buradan bir combo daha yemesin. Orada minyona vurdum ya. Şey, beni pingledi Ryze. Pingleyip şey yapmaya çalıştı. Girmeye çalıştı ama çok geç pingledi yani. Hani geç pinglemedi. Pingleyip hemen girdi. O da benim bir şey yapamamama yol açtı. Düz duracağım, vuracağım. Eğer bir 700-800 vurur herhalde benim şey. 700 civarı patlatacağım. 800 de vurabilir. 700 civarı vurdu. Mid'e gideyim mi? Mid'e gitmeyeyim. Item bitti mi benim? 1400 olması lazım. Aynen, 1460 gold daha lazım. Kuleye vuruyorum burada. Dikkat et kanki. Yine gittim minyona vurdum orada ya. Hem atlayacağın yeri seçip hem vuracağın adamı seçmek biraz zor galiba. Şunu alalım da ondan sonra şey yaparız. Ulan ya. Bir hasar daha fazla daha önce vurabilsem orada, arkaya doğru kaçmak yerine şey yapsaydım, keşke vursaydım. Çok fazla vurdu kule. Kaç vurmuş? 147 vurmuş. Çok fazla vurmuş. O zaman kulede kule istatistikleri, oyun istatistikleri de ayrı bir saçmalık. Aa, dur, yanlış itemdi. Şunu alacağım. Hala tek yiyebileceğimi düşünmüyorum ama şu an biraz fazla abartıyor. İşte kule altı yapıyoruz. Kuleye böyle minyonsuz dalıyoruz falan filan. Biraz saçma oyunlar yapıyoruz. Hız daha mantıklı. Şunu bu sefer alacağım. Gidiyorum. Onu saymasak 7-1 şu anda. Dakika 19, 135 milyon en fazla bende ama genel olarak kötü tabi. Bu biraz da çok fazla sağda solda savaşmaya çalışmamızın sebeplerinden. 45 saniye sonra orada onu teklersin herhalde sen. Derken öldüm. Ultiyle başlatabilirim burada savaşı. Önce şu minyonları alalım.
Hiç gerek yok. Burada gir gir gir. Tamam, hiç gerek yoktu orada öyle şey yapmaya. Kapışırdık yani. Sırf adamların base'i diye bizi dövecekler diye bir şey yok. Çıktılar. Biraz fazla bile uzadı. Neyse, oyun son ekranına bir bakalım. Beklediğimden az hasar vermişimdir diye tahmin ediyorum. Hani böyle 8 skorluk bir hasar yoktu sanki bu oyunda. Çünkü yukarı lane'de çok fazla sürekli kapışan bir taraf vardı. Ryze sürekli kill peşinde koşuyordu. MVP'de Fiora olmuş. O yüzden benim hasarım o kadar yoktur. Ama S-X'imi almışım en azından. Ne kadarmış hasar? Oha! Hiç beklemediğim kadar fazla vurmuşum. Neredeyse Ryze'dan bile fazla vurmuşum. Ben Fiora'dan çok daha fazla hasar bekliyordum. Çünkü çok fazla kapıştı o yukarı lane'de. Bizde öyle bir durum yoktu. Ben anca bizim Thresh çekerse falan kapışıyorduk neredeyse. Yapacak bir şey yok. Bu adamı bir banlayacağım ama. Dora'dan gördüm böyle. Geçen de videosunu izledim. Sadece tek bir şeyden banlayın diye. Ben de o insanlardanım. Bilmiyorum. Üçünü birden yapıyordum falan. Şuna bir bakayım hangisi ban diye. Videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Kalista'nın hikayesini dinlerseniz beğeneceksinizdir. Eminim neredeyse. Tabi arada beğenmeyenler oluyor. Nedenini bilmiyorum ama beğeneceğinizi düşünüyorum. Kalista'nın Hecarim'le yaşadıkları mahvolmuş kralla alakalı küçük küçük bilgiler vesaire. Onlara da oradan ulaşabilirsiniz. Gölge Adalar playlistine de bakabilirsiniz. Oynatma listesine de bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.